23 Haziran akşamı Galatasaray Kongresi'nde gündem Ekrem İmamoğlu'ydu. Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, Galatasaray Spor Kulübü Mayıs ayı olağan mali kongresindeki konuşmasında İmamoğlu'na şimdiden 23 Haziran'ın sloganı olan her şey çok güzel olacak sözleriyle destek verdi. 23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Aynen Aynen, aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi. Tanrıoğlu bize bağışladı, bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. 23 Haziran akşamı için Türkiye'nin %70'inin bayramı olacak diyen Kozak, herkese görev düştüğünü söyledi. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından, gelmeyeni de götüreceğiz. Allah'ın yardımcısı olsun. Her şey çok güzel olacak mesajları diğer üyelerden de destek ve alkış aldı. Koza'a konuşmasının ardından teşekkür eden Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun ''Umarım son divan toplantımız olmaz bu toplantı'' sözleri salonda gülüşmelere sebep oldu. Sayın Hayri Koza çok teşekkür ediyoruz. Umarım son divan toplantımız olmaz bu toplantı. <laughs> Galatasaray Kongre üyesinden Ekrem İmamoğlu'na destek gelmesi AKP'nin tepkisini çekti. AKP kurucularından Burhan Kuzu yine şaşırtmadı ve olayı Gülen hareketine bağladı. Ve Galatasaray stadını Erdoğan'ın yaptırdığını söyleyip teşekkür etmeliler dedi. FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı. Zamanında Hakan Şükür'ü koruyan Galatasaray Divan Kurulu üyeleri bugün İmamoğlu'na övgüler diziyor. Galatasaray'ın liseli ve elit tayfası Türkiye'nin siyasi geleceğine karar veremez. Galatasaray'ın stadını Erdoğan yaptırdı. Önce teşekkür etmek lazım. Kuzu'nun hedef aldığı eski milli futbolcu Hakan Şükür sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi. Şükür, Kral Hakan diyerek peşimden koşan sistemin sahte profesörüne bak hele, dedi. Kral Hakan diyerek peşimden koşturan, dibimden ayrılmayan, Abdullah Gül'ün veto ettiği şike yasasını çıkarırken Bülent Turan ve Mahir Ünal'la sen toplumun güvendiği birisin ve bunu kürsüden sen konuşursan toplum kabul eder diyen sistemin sahte hukuk profesörüne bak hele. Şükür şike süreciyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şike yasası geldi ve ben Şamil Tayyar'la beraber bu meclisin işi değil dedim. Zorla kürsüden konuşmam istendi ve cevabım kariyerimi tırnaklarımla kazıyarak kazandım, sizin keyfinize göre bunu hiç edemem dediğim dönem bunlar beni çoktan tukaka etmişti. Bu konuşmayı da Mahir Ünal İstanbul'a kadar gelip evimde elinde hazırlanmış metinle istedi ve benden hayır cevabı aldı. Şike sürecinde Trabzonlu vekil ve bakanların sorumluluk almaları halinde daha sağlıklı bir hukuki sürecin işleyeceğini belirten Şükür, herkes sizden mi olmalı dedi. Konu sadece o değil, önünüze geleni benim üzerimden suçlamayı bırakın. Beni siz kullandınız, şimdi de koca Galatasaray'ı alet ediyorsunuz. Adam fikrini açıklamış. Herkes sizden mi olmalı?